Türkiye 30 Ocak 1943'te İngiltere ile Adana görüşmelerini gerçekleştirmiş. 2 Aralık 1943'te ABD ve İngiltere ile birlikte Kahire Konferansı'na katılmıştır. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangilerine kesinlikle ulaşılamaz? Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmamak için oyalama taktiği uygulamıştır. İsmet İnönü döneminde Türk ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği ifade edilmiş, silah ve teçhizat bakımından yetersiz olduğu dile getirilmiş ve özellikle 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmamak için ABD ile İngiltere ile farklı farklı görüşmeler yapmıştır. Biz buna ulaşabiliriz. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Elbette Türkiye tarafsız kalmanın yolunu aramıştır. Çünkü savaşa girmek istemeyen bir ülkeyiz. Türkiye Almanya'nın yanında savaşa girmek istemiştir. Almanya'nın yanında savaşa girdiğimize dair herhangi bir şey söylememiz mümkün değildir. Çünkü Almanya'nın yanında savaşa girersek karşı taraftaki İngilizlerle karşı karşıya gelmiş olacağız. Doğal olarak verilen metinden de C seçeneğine ulaşmamız mümkün değildir. D şıkkında Türkiye denge politikası izlemiştir. Zaten B seçeneğiyle beraber örtüşen bir cevaptır. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Türkiye 30 Ocak 1943'te İngiltere ile Adana görüşmelerini gerçekleştirmiş. 2 Aralık 1943'te ABD ve İngiltere ile birlikte Kahire Konferansı'na katılmıştır. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangilerine kesinlikle ulaşılamaz? Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmamak için oyalama taktiği uygulamıştır. İsmet İnönü döneminde Türk ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği ifade edilmiş, silah ve teçhizat bakımından yetersiz olduğu dile getirilmiş ve özellikle 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmamak için ABD ile İngiltere ile farklı farklı görüşmeler yapmıştır. Biz buna ulaşabiliriz. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Elbette Türkiye tarafsız kalmanın yolunu aramıştır. Çünkü savaşa girmek istemeyen bir ülkeyiz. Türkiye Almanya'nın yanında savaşa girmek istemiştir. Almanya'nın yanında savaşa girdiğimize dair herhangi bir şey söylememiz mümkün değildir. Çünkü Almanya'nın yanında savaşa girersek karşı taraftaki İngilizlerle karşı karşıya gelmiş olacağız. Doğal olarak verilen metinden de C seçeneğine ulaşmamız mümkün değildir. D şıkkında Türkiye denge politikası izlemiştir. Zaten B seçeneğiyle beraber örtüşen bir cevaptır. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır.1940'ta çıkarılan bir kanunla köylerin kendi yörelerinde ve pratik bilgilerle eğitilmesini öngören köy enstitüleri kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında köy enstitülerinin kurulması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? Devletin ekonomiye müdahale ettiğini bunu kanıtlamaz. Savaşa rağmen eğitim yatırımlarının yapıldığını, 1940 dönemi 2. Dünya Savaşı'nın yapıldığı dönemdir, ulaşabileceğimiz bir durumdur. Yatırımların devlet eliyle yapıldığını, devlet eliyle değil köylülerin kendi çabalarıyla da olabilir. Toplumsal barışın korunduğuna dair herhangi bir şey de söylememiz mümkün değil. Sorumuzun cevabı B şıkkı. 1940'ta çıkarılan bir kanunla köylerin kendi yörelerinde ve pratik bilgilerle eğitilmesini öngören köy enstitüleri kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında köy enstitülerinin kurulması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? Devletin ekonomiye müdahale ettiğini bunu kanıtlamaz. Savaşa rağmen eğitim yatırımlarının yapıldığını, 1940 dönemi 2. Dünya Savaşı'nın yapıldığı dönemdir, ulaşabileceğimiz bir durumdur. Yatırımların devlet eliyle yapıldığını, devlet eliyle değil köylülerin kendi çabalarıyla da olabilir. Toplumsal barışın korunduğuna dair herhangi bir şey de söylememiz mümkün değil. Sorumuzun cevabı B şıkkı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de çalışan nüfusun önemli bir bölümü silah altına alınmıştır. Buna göre İkinci Dünya Savaşı sırasında alanlarından hangilerine yönelik bir düzenleme yapılmıştır? Ekonomik, askeri, ulaşım, eğitim. İkinci Dünya Savaşı döneminde bakıldığına göre silah altına alınmış olmamız
askerinin cevaplarımız arasında olmasını sağlar. Türk gemi seferlerinin durdurulması, ulaşım alanında faaliyetlerden bahsedebiliriz. Bunun yanında ekonomik alanda ise bir kanun çıkartılarak özellikle ekonomi devletin kontrolüne alınmış olması birinde cevaplarımız arasında olmasını sağlayacaktır. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de çalışan nüfusun önemli bir bölümü silah altına alınmıştır. Buna göre İkinci Dünya Savaşı sırasında alanlarından hangilerine yönelik bir düzenleme yapılmıştır? Ekonomik, askeri, ulaşım, eğitim. İkinci Dünya Savaşı döneminde bakıldığına göre silah altına alınmış olmamız askerinin cevaplarımız arasında olmasını sağlar. Türk gemi seferlerinin durdurulması, ulaşım alanında faaliyetlerden bahsedebiliriz. Bunun yanında ekonomik alanda ise bir kanun çıkartılarak özellikle ekonomi devletin kontrolüne alınmış olması birinde cevaplarımız arasında olmasını sağlayacaktır. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Buna göre Almanya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hitler'den İnönü'ye mektup. Size şunu söylemek istiyorum ki gelecekte gerçek bir dostça işbirliği için Türkiye ve Almanya arasında büyük koşulların var olacağı en derin inancımdır. Çünkü savaştan sonra yaraları sarmak için kararlaştırılan ekonomik kalkınma bir kez daha Almanya ve Türkiye arasında yakın ticari ilişkileri gerekli kılacaktır. Şurası kesindir ki Almanya sadece endüstriyel ürünler satmakla ilgili değildir. Çok geniş boyutlarda alımlarda yapabilecektir. Hangisine ulaşılamaz? Türkiye ile dostane ilişkileri devam ettirmek istemektedir. Elbette ticaret yapmak istiyorlar. Doğal olarak A şıkkına ulaşırız. Savaş sonrası ekonomik kalkınma planlandığına, zira Almanya'nın sadece endüstriyel yani sanayi alanında değil birçok alanda ihtiyaç sahibi olacağına, C şıkkında Türkiye ile ihracat ve ithalat hacminin genişletmek istediğine, elbette ticaret, ithalat ve ihracatla olur. C'ye de ulaşabiliriz. D şıkkında Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na davet etmek istediğine, verilen metne baktığımız zaman Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na davet edilmesiyle ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Buna göre Almanya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hitler'den İnönü'ye mektup. Size şunu söylemek istiyorum ki gelecekte gerçek bir dostça İşbirliği için Türkiye ve Almanya arasında büyük koşulların var olacağı en derin inancımdır. Çünkü savaştan sonra yaraları sarmak için kararlaştırılan ekonomik kalkınma bir kez daha Almanya ve Türkiye arasında yakın ticari ilişkileri gerekli kılacaktır. Şurası kesindir ki Almanya sadece endüstriyel ürünler satmakla ilgili değildir. Çok geniş boyutlarda alımlarda yapabilecektir. Hangisine ulaşılamaz? Türkiye ile dostane ilişkileri devam ettirmek istemektedir. Elbette ticaret yapmak istiyorlar. Doğal olarak A şıkkına ulaşırız. Savaş sonrası ekonomik kalkınma planlandığına, zira Almanya'nın sadece endüstriyel yani sanayi alanında değil birçok alanda ihtiyaç sahibi olacağına, C şıkkında Türkiye ile ihracat ve ithalat hacminin genişletmek istediğine, elbette ticaret, ithalat ve ihracatla olur. C'ye de ulaşabiliriz. D şıkkında Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na davet etmek istediğine, verilen metne baktığımız zaman Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na davet edilmesiyle ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Türkiye 2. Dünya Savaşı sırasında ekonomik sıkıntıları aşabilmek için Milli Koruma Kanunu çıkarmış. Bu kanun doğrultusunda tahıl stoklarına el konulmuş, varlık vergisi çıkarılmış, ekmek, zeytin, şeker gibi ürünler karneyle dağıtılmış. Buğday unundan pasta ve benzeri ürünlerin yapılması yasaklanmış. Tavan fiyatı uygulanmıştır. Bu uygulamaların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kamu yararını korumak, elbette kamu yararı korunmak istemiştir. Düzen sağlanmak istemiştir. A şıkkına ulaşırız. Temel gıdaları kontrol altına almak, özellikle ekmek, buğday gibi. Aşırı fiyat yükselmesi tavan fiyatıyla alakalıdır. D şıkkında gıda ithalatı ile
talebi karşılamaktan bahsedilmiş böyle bir şey verilen metinde söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı D. Türkiye 2. Dünya Savaşı sırasında ekonomik sıkıntıları aşabilmek için Milli Koruma Kanunu çıkarmış. Bu kanun doğrultusunda tahıl stoklarına el konulmuş, varlık vergisi çıkarılmış, ekmek, zeytin, şeker gibi ürünler karneyle dağıtılmış. Buğday unundan pasta ve benzeri ürünlerin yapılması yasaklanmış. Tavan fiyatı uygulanmıştır. Bu uygulamaların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kamu yararını korumak elbette. Kamu yararı korunmak istemiştir. Düzen sağlanmak istemiştir. A şıkkına ulaşırız. Temel gıdaları kontrol altına almak, özellikle ekmek, buğday gibi. Aşırı fiyat yükselmesi tavan fiyatıyla alakalıdır. D şıkkında gıda ithalatı ile talebi karşılamaktan bahsedilmiş böyle bir şey verilen metinde söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı D. Türkiye 2. Dünya Savaşı sırasında tarafsız ve savaş dışı kalmaya yönelik dış politika izledi. 1939 yılında Türkiye, İngiltere, Fransa karşılıklı yardım anlaşması imzaladı. Ekonomik dengeleri sağlamak için Milli Koruma Kanunu kabul edildi. Varlık vergisi toplandı, köy enstitüleri kuruldu. Ankara ve İstanbul radyoları sürekli yayına başladı. Bu bilgilere göre Türkiye'nin savaş sırasındaki faaliyetleri alanlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir? Ekonomik, siyasi, eğitim, ulaşım. Görüldüğü üzere Türkiye ekonomik alanda dikkat ettiği şeylerden bir tanesi ekonomik dengeleri sağlamak olmuştur. Yani bir cevaplarımız arasında vardır. Varlık vergisi de yine ekonomik alanla ilgilidir. İki de siyasi. Türkiye'nin dış politikada tarafsız bir savaş politikası izlemesi, İngiltere, Fransa ile yardım anlaşmaları imzalaması siyasi alandaki yapmış olduğu, çünkü başka ülkelerle ilişkilerden, devlet ilişkilerinden bahsettiği için siyasi. Üçte eğitim, köy enstitülerinin açılması eğitimle ilgilidir. Üçte cevaplarımız arasında olmalı. Dörtte ulaşım. Ulaşımla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Türkiye 2. Dünya Savaşı sırasında tarafsız ve savaş dışı kalmaya yönelik dış politika izledi. 1939 yılında Türkiye, İngiltere, Fransa karşılıklı yardım anlaşması imzaladı. Ekonomik dengeleri sağlamak için Milli Koruma Kanunu kabul edildi. Varlık vergisi toplandı, köy enstitüleri kuruldu. Ankara ve İstanbul radyoları sürekli yayına başladı. Bu bilgilere göre Türkiye'nin savaş sırasındaki faaliyetleri alanlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir? Ekonomik, siyasi, eğitim, ulaşım. Görüldüğü üzere Türkiye ekonomik alanda dikkat ettiği şeylerden bir tanesi ekonomik dengeleri sağlamak olmuştur. Yani bir cevaplarımız arasında vardır. Varlık vergisi de yine ekonomik alanla ilgilidir. İki de siyasi. Türkiye'nin dış politikada tarafsız bir savaş politikası izlemesi, İngiltere, Fransa ile yardım anlaşmaları imzalaması siyasi alandaki yapmış olduğu, çünkü başka ülkelerle ilişkilerden, devlet ilişkilerinden bahsettiği için siyasi. Üçte eğitim, köy enstitülerinin açılması eğitimle ilgilidir. Üçte cevaplarımız arasında olmalı. Dörtte ulaşım. Ulaşımla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. İkinci Dünya Savaşı sonuçlarının bazı maddelerinde Asya, Afrika ve Orta Doğu'da yaşayan halklar, İkinci Dünya Savaşı'nda emperyalist devletlerin zayıfladığını görerek bu devletlere karşı bağımsızlık mücadelesi başlattılar. Hindistan, Endonezya gibi ülkelerde milli kurtuluş hareketleri de oluştu. İngiltere ve Fransa 2. Dünya Savaşı sonunda galip devletler arasında olmasına rağmen ekonomileri oldukça bozuldu. Sömürgeler üzerindeki etkileri de azalmaya başladı. Bu bilgiler dikkate alındığında Asya, Afrika ve Orta Doğu'da yaşayan halkların Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerden hangisini kendilerine örnek aldıkları söylenebilir? Milli Mücadele Hareketi'ni, Türk dış politika esaslarını, Türk inkılabını, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini. Ülkemizin Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapmış olduğu milli mücadele özellikle Orta Doğu'da, Asya ve Afrika'da çok etkili olmuş. Oradaki ülkelerde 2. Dünya Savaşı sonrasında böylesi bir fırsatı yakalama şansları olmuştur. Doğal olarak A şıkkı aradığımız cevap olmalı. 2. Dünya Savaşı sonuçlarının bazı maddelerinde Asya, Afrika ve Orta Doğu'da yaşayan halklar, 2. Dünya Savaşı'nda emperyalist devletlerin zayıfladığını görerek bu devletlere karşı bağımsızlık mücadelesi başlattılar.
Hindistan, Endonezya gibi ülkelerde milli kurtuluş hareketleri de oluştu. İngiltere ve Fransa 2. Dünya Savaşı sonunda galip devletler arasında olmasına rağmen ekonomileri oldukça bozuldu. Sömürgeler üzerindeki etkileri de azalmaya başladı. Bu bilgiler dikkate alındığında Asya, Afrika ve Orta Doğu'da yaşayan halkların Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerden hangisini kendilerine örnek aldıkları söylenebilir. Milli Mücadele Hareketi'ni, Türk dış politika esaslarını, Türk inkılabını, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini. Ülkemizin Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapmış olduğu milli mücadele özellikle Orta Doğu'da, Asya ve Afrika'da çok etkili olmuş. Oradaki ülkelerde İkinci Dünya Savaşı sonrasında böylesi bir fırsatı yakalama şansları olmuştur. Doğal olarak A şıkkı aradığımız cevap olmalı. ...1943 yılı Ocak ayında İngiltere Başbakanı Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile Adana'da görüştü. İsmet İnönü, Churchill ve ABD Başkanı Kahire ile görüştü. Türkiye bu görüşmelerde müttefiklerin yanında savaşa girmeye zorlandı. Bu gelişmeler üzerine Türkiye 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti ancak Almanya 9 Mayıs, Japonya 2 Ağustos 1945'te savaştan çekilip teslim oldukları için Türkiye sadece kağıt üzerinde savaşa katılmış oldu. Bu metne göre Türkiye ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Savaş dışında kalmayı sonuna kadar zorladığı elbette 1944 yılında yapmış oldukları görüşmeden bahsediyor. 1943 doğal olarak savaş zaten Almanya ve Japonya'nın 1945'te çekilmesiyle sonuçlanmış. Yani savaş dışında kalmak için çabalamıştır. İngiltere'nin Türkiye'yi savaşın içerisinde çekmek istediği elbette zaten bunu söylüyor. Metnimizde de ikiye dolaşabiliriz. Üçte İkinci Dünya Savaşı'ndan en çok etkilenen devlet olduğu böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Sorumuzun cevabı B şıkkındaki. 1943 yılı Ocak ayında İngiltere Başbakanı Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile Adana'da görüştü. İsmet İnönü, Churchill ve ABD Başkanı Kahire ile görüştü. Türkiye bu görüşmelerde müttefiklerin yanında savaşa girmeye zorlandı. Bu gelişmeler üzerine Türkiye 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti ancak Almanya 9 Mayıs, Japonya 2 Ağustos 1945'te savaştan çekilip teslim oldukları için Türkiye sadece kağıt üzerinde savaşa katılmış oldu. Bu metne göre Türkiye ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Savaş dışında kalmayı sonuna kadar zorladığı elbette 1944 yılında yapmış oldukları görüşmeden bahsediyor. 1943 doğal olarak savaş zaten Almanya ve Japonya'nın 1945'te çekilmesiyle sonuçlanmış. Yani savaş dışında kalmak için çabalamıştır. İngiltere'nin Türkiye'yi savaşın içerisinde çekmek istediği elbette zaten bunu söylüyor. Metnimizde de ikiye dolaşabiliriz. Üçte İkinci Dünya Savaşı'ndan en çok etkilenen devlet olduğu böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Sorumuzun cevabı B şıkkındaki. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1945 tarihinde 7. dönem 3. toplantısını gerçekleştirmiş. Bu toplantıda İsmet İnönü çok partili hayata geçirmesi konusunda şunları söylemiş. Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır. Bu yolda memlekette geniş tecrübeler vardır. Hatta iktidarda bulunanlar tarafından teşvik olunarak teşebbüse girişilmiştir. İki defa memlekette çıkan tepkiler karşısında bu teşebbüsün muvaffak olmaması bir talihsizliktir. Fakat memleketin ihtiyaçları şevkiyle hürriyet ve demokrasi havasının tabii işletmesi sayesinde başka bir partinin kurulması mümkün olacaktır. Bu bilgilerden hareketle İsmet İnönü'nün aşağıdaki düşüncelerden hangisini vurguladığı söylenebilir. Çok partili hayata geçirmek istediğini gerektiğini elbette İsmet İnönü'nün başından sonuna kadar cümlelerinde çok partili hayata geçirmesi için yeni bir partinin kurulması gerektiğini ifade etmiştir. Cevabımız A şıkkı. B'deki milli birlik ve beraberlik ilkesine önem verildiği, ordunun siyasetin ayrı tutulması, meclis hükümet sisteminin savunulduğuna dair herhangi bir şey söylememiz mümkün değildir. Cevabımız A şıkkı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1945 tarihinde 7. dönem 3. toplantısını gerçekleştirmiş. Bu toplantıda İsmet İnönü çok partili hayata geçirmesi konusunda şunları söylemiş. Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır. Bu yolda memlekette geniş tecrübeler vardır. Hatta iktidarda bulunanlar tarafından teşvik olunarak teşebbüse girişilmiştir. İki defa memlekette çıkan
tepkiler karşısında bu teşebbüsün muvaffak olmaması bir talihsizliktir. Fakat memleketin ihtiyaçları şevkiyle hürriyet ve demokrasi havasının tabii işletmesi sayesinde başka bir partinin kurulması mümkün olacaktır. Bu bilgilerden hareketle İsmet İnönü'nün aşağıdaki düşüncelerden hangisini vurguladığı söylenebilir. Çok partili hayata geçirmek gerektiğini elbette İsmet İnönü'nün başından sonuna kadar cümlelerinde çok partili hayata geçirmesi için yeni bir partinin kurulması gerektiğini ifade etmiştir. Cevabımız A şıkkı. B'deki milli birlik ve beraberlik ilkesine önem verildiği, ordunun siyasetin ayrı tutulması, meclis hükümet sisteminin savunulduğuna dair herhangi bir şey söylememiz mümkün değildir. Cevabımız A şıkkı.